Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Putin'in tüm Azerbaycan'ı işgal planını, Erdoğan'ın Azerbaycan'a 30 bin askerle girerim, evet girerim demesi ve son dakikada durdurması gerçekten çok önemli bir ayrıntı. Paşinyan, Rus ordusunu göreve çağırması tamamen Putin'in fikriydi. Hiç kimsenin dikkatine gelmedi veya dikkatinden kaçtı. Paşinyan dedi ki geçen hafta, tüm Rusya ordusunu tüm sınırlarımıza çağırıyoruz. Evet, bu açıklama medyada birçok TV kanalında yer almadı. Ama ben bu açıklamayı duyar duymaz Paşinyan'ın böyle bir şey düşünemeyeceğini, ona bunu Putin'in emrettiğini düşündüm. Evet, haklıydım. Bu gelişmeler olurken Sayın Erdoğan bütün Azerbaycan topraklarını kırmızı çizgisi olarak görüyor. Evet, kırmızı çizgisi olarak görüyor. Yani Türkiye, Azerbaycan'ı herhangi bir şekilde tehdit eden bir unsurun direkt Türkiye topraklarını tehdit ettiğini biliyor ve anlıyor. Şimdi Türkiye'nin özellikle son dönemde Azerbaycan'la beraber yürüttüğü politikalar, işgal edilmiş tüm toprakları kurtarma amaçlı. Sayın Erdoğan kim demiş hankendiyi unuttu diye? Size defaatle dedim ya değerli izleyenlerim, Hankendi ile ilgili muhabbeti, Hankendi ile ilgili söylemi çıkaran bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ta kendisiydi. Şimdi burada değinmemiz gereken bir durum var. Paşinyan'ın geçen günkü açıklamasını iyice okumamız lazım. Dedim ya medyada pek yer olmadı diye. Ya Azerbaycan'ın bütününü ilgilendiren, yani Rusya tarafından işgal edilen Ramakkale, yani bütün sınırlara, dedi ki Paşinyan, bütün Rus ordusuna sesleniyorum. Bütün sınırlarımıza yerleşin. Ve bizim kaybettiğimiz topraklara yerleşin çağrısı yaptı. Dedim ne oluyor ya, ne oluyor? Putin'in muhtemelen Kremlin'de yaptığı görüşmelerde ikili olarak bu konuyu değerlendirdikleri malum. Evet, bu fikrin Paşinyan'ın fikri olmadığı kesin, o kesin. Kremlin'de yapılan görüşmelerde özellikle bütün sınırlara Rus askerinin yönlendirilmesini asla ve asla istemediğimizi, istenmediği de ortada. Ama ne var ki burada dikkatlerden kaçan bir durum var. Batı bu duruma neden ses çıkarmıyor? Onu da açıklamak istiyorum. Yani burada Batı hangi planla anlaştı ki Paşinyan Batı'nın adamı olduğu halde bütün sınırlarımıza yerleş ey Rusya diyor. Tek korkuları var. Hani yayınlar yapmaya başladık ya, Türkiye'nin üskurması, bölgeler söylemeye başladık ya, bizim yayınlarımızı Ermeniler gerçekten çok izliyorlar. Ruslar da izliyor. Ve onlar da karşı tedbir almaya çalışıyorlar. Ama işin asıl dramatik yanı Aliyev'in hala bu teklifi açıklamaması, kamuoyuyla ayrıntılı paylaşmaması. Tabii ki Sayın Aliyev'e Kıbrıs'a gelmediği için gerçekten kırıldık. Biz kırıldık. Kırılmamak elde mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde açıklamasını yapıyor. Ama Putin Kıbrıs'ta bu karelerin olmaması için Aliyev'e tehditler savuruyor. İşte bu birliktelik birilerini rahatsız ediyor. Türkiye aman da aman bir asker sokmasın, Azerbaycan sınırlarını biz zapt edelim, kimseyi geçirmeyelim derdindeler. Şimdi anladınız mı Putin'in korkusunu? Ama Putin sadece korkusundan oraya askerleri yığmak istemiyor. Hem Türk dünyasının oluşmasını ebediyen engellemek istiyor, hem de aslında Azerbaycan'ın enerji kaynaklarını bir oldu bittiğiyle aynı Hankendi gibi almak istiyor. Aliyev'i de böyle müsait görüyor. Bizim canımızı yakan bu zaten. Bizim canımızı yakan bu. Şimdi tek çare resmi getiriyorum. Burada biz toplumsal ve devletsel vicdanın harekete geçmesi için duruyoruz. Niye? Azerbaycan'ın bütün toprakları kutsaldır. Biz Hankendi'den vazgeçmeyeceğiz dedik. Günlerce, aylarca dedik. Sonunda Aliyev son bir aydır Allah'a şükür demeye başladı. Biz bu yayınları
toplumsal bilincin dünyaya haykırışı olarak görüyoruz. Bizim Azerbaycan'ın her karış toprağının Türk yurdu olduğunu dünyaya haykırmamızdan doğal ne olabilir? Tezi yok. Kuvvetlerimizin içeride olduğunu biliyoruz bir kısmının. Eğitim anlaşmaları çerçevesinde. Ama artık bu işin adını koymamız gerekiyor. Şuşa'da konsolosluk ve Şuşa'da Türk üssü ibede açılmalıdır. Eğer o şekilde olmazsa ve gecikmeler yaşanırsa bu gerçekten bizim kaldıramayacağımız bir yük sayılır. Tuğra'nın ve diğer tüm kuvvetlerin bu konuda gerçekten önemli bir adım. Önemli bir tabii ki enstantane. Ama şu var ki artık adımların atılması gerekiyor. Bu karelerin oluşmaması için Putin'in koyduğu Türkiye ziyaret etme, çok gerileceğiz açıklamasına artık Aliyev'in res çekmesi gerekiyor. Gün Azerbaycan'ın geleceğine sahip çıkma günüdür. Günü kurtarma günü değildir. Gün Azerbaycanlaşma günüdür. Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan'a karşı her daim dik durması, oradaki milletimizin umudunun yarınlara taşırması gerekiyor. Hiç kimse Putin'in bütün sınırlara asker teklifini, heyecanla Aliyev'i Moskova'ya çağırmasını, tabii ki Erdoğan'ın masaya yumruğunu vurmasını konuşmadı. Evet, Sayın Erdoğan masaya yumruğunu vurdu. Gerçekten de kararlı. Ve bu kararlılığını da en üst perdeye kadar taşıyacak. Yaşasın Büyük Turan. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Ama şuna emin olun ki, bu anlaşmalar, bu beyannameler vücut bulmaya başladığında işte bağımsızlık adımları gelişecektir. Kardeşlik bağları bu güzel karelerin sahaya fiili adımlarla nakş olduğunda gelişecektir. Türkiye ve Azerbaycan'ın Tuğra'nın kurulması ve geleceğe taşınması konusundaki kararlılığı tek çaredir. Ve bu yüzden Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu zorlu süreçte artık elini taşın altına koyan bir Azerbaycan yönetimini karşısında görmek istemekte Türkiye. Ve Paşinyan'ın çağrısının Paşinyan'ın fikri olmadığını bilin. Bütün sınırlar asker konuşlandırılmasıyla ilgili az araştırma yapın. Ya böyle bir teklif olabilir mi? Azerbaycan müstemleke ülkesi mi? Her an işgal edebilir, istediği toprağa girebilir. Rusya biraz yüz buldu bu konuda. Karabağ konusunda cesaretlendi. Evet Rusya, Türkiye'yi kızdırma. Gerçekten Türkiye'nin şakası yok. Nasıl Nahçıvan'da kırmızı çizgiyi çizdiysek, oraya kimseyi sokmadıysak yıllardır, evet Karabağ'da kalan yerlerin alınması için savaşmaya hazırız. Türkiye hiçbir şekilde kardeşlerinin topraklarının zapt edilmesine müsaade etmeyecektir. Yaşasın Turan. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.